Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Melek Çağlar. Washington'un Suriye'deki Kürtlerle işbirliği Amerika'nın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Obama yönetiminin IŞİD'le mücadele çerçevesinde Kobani yakınlarında bir hava üssünün inşasına başladığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia Dışişleri Bakanlığı'nca yalanlandı. İddia nasıl ortaya çıktı? Amerikalı yetkililer iddialar karşısında neler söylüyor? Bu soruların yanıtlarını bakanlığın dünkü basın toplantısını izleyen Dilge Timoçin'den alıyoruz. Melek, iki gün önce çıktı bu iddia ortaya. Aslında Erbil merkezli bir Kürt haber ajansı BuzzNews'un iddiasıydı. Ama uluslararası haber ajansları oraya kaynak vererek yayınlayınca bir anda tabii ki ortalık karıştı ve Amerika'nın bir yerde, Haseke kırsalında bir yerde bir üssün inşasını tamamladığı, Kobani yakınlarında da bir üs daha inşa edeceği haberleri Türk-Amerikan ilişkilerinde yine bir çalkantıya yol açtı. Dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Elbette bu da gündeme geldi ve Mark Toner Amerikan yönetimi adına bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Toner böyle bir çalışma yok. Bu haberlerin hiçbiri doğru değil dedi ve bunu 3 defa tekrarladı. Bu haberlerin kaynağı ne? Neye dayanıyor bilmiyorum ama bölgede hava üssü, pist ya da benzeri bir çalışma yok diye konuştu Toner. Hemen ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jeff Davis bir açıklama yaptı. Bölgede özel kuvvetlerimiz var dedi Davis ama o bölgede ekibimiz olduğu, bölgeye ikmal yaptığımız ve bu ikmali oraya bazı yöntemlerle ulaştırdığımız bir sır değil. Ancak bu yöntemler hakkında yorum yapmayı reddediyoruz dedi. Şu sıralar Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby bir açıklama yapıyor. Bu konu orada da gündeme gelecektir. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Melek. Teşekkürler Dilge. Washington yönetiminin Kobani yakınlarında bir hava üssü inşa ettiği yolundaki iddialara ilişkin Amerikalı yetkililerin açıklamalarını Dilge Timoçin aktardı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu nedenle yayınımızı bu konuya ayırdık. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı ve kuruluşun Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu bugünkü konuğumuz. New York stüdyomuzdan programıma katılan Sultanoğlu ile kadınlarla ilgili ekonomik ve sosyal sorunlar, çözüm yolunda izlenen politikalar ve mülteci kadınların durumu gibi konuları ele alacağız. Teşekkürler Sayın Cihan Sultanoğlu, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Melek Hanım. Bugün tüm dünyada sizce genel olarak başlarsak kadın hakları alanında en önemli ve acil olarak çözülmesi gereken en ciddi konular nelerdir? Melek Hanım, önce herkesin, ben de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum büyük bir içtenlikle. Son 10 yılda kadınların eşitliği konusunda büyük gelişmeler kaydedildi. Fakat maalesef ekonomik ve politik alanda kadınlar hala çok geride. Özellikle eşitsizlik konularında maalesef büyük ayrımcılıklar görüyoruz. Özellikle Türkiye'de kadınlar evde çok çalışıyorlar. Dışarıda çalıştıkları zaman da erkeklerden daha az para kazanıyorlar ve gelir düzeyleri hiçbir şey, bütün gelişmelere rağmen evde kendilerine yardımcı almaya bile yetemiyor. Yani en önemli sorun kadınların ekonomik konularda destek verilmesi. Kadınların hakikaten iş piyasasına katılması. Bizim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yaptığı çalışmalara baktığımızda Türkiye'deki toplumsal gelişme endeksinde maalesef Türkiye'nin durumu çok parlak değil. 155 ülke arasında 71. durumdayız. OECD ülkelerine baktığımızda da Türkiye kadınların iş piyasasına katılması açısından
en aşağı sıralarda bir durum gösteriyor maalesef. %30 iş piyasasına katılma oranıyla Türkiye OECD ülkelerinin ortalamasının bile hemen hemen yarısına zor yetişiyor. Bunlar için tabii kadınların eğitimi çok önemli. Türkiye'de okuma yazması olmayan kadınların sayısı, okuma yazması olmayan erkeklerin sayısından 5 misli daha fazla. Demek ki eğitim çok önemli. Demek ki kadınların iş olanaklarının yaratılması çok önemli. Ve kadınların politik hayata atılmaları çok önemli. Parlamentoda şu anda %15 kadar üyemiz var, mecliste kadın üyemiz var. Bunlar çok düşük sayılar. Dünya ortalaması bile çok aşağıda %22 ki bunun en azından %30 olması tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra kadınlara maalesef şiddet konusu çok önemli bugün dünyamızda. Çok sayıda kadın buna maruz kalıyor. %39 civarında şiddete maruz kalan kadınların sayısı. Ve bunların çok az bir kısmı maalesef şikayetlerini dile getirebiliyorlar. Bu konuda da çok bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çok iyi politikalara ihtiyacımız var. Yine hem dünya genelinde ve hem Türkiye özelinde baktığımızda sizin az önce değindiğiniz gibi özellikle eşit işe eşit ücret alınmaması önemli, ciddi bir konu. Bunun değiştirilmesi için hem gelişmiş ülkelerde çünkü bu sorun var, hem Türkiye gibi ülkelerde var. Bunun değiştirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Neden bu trendde bir değişim görülmüyor? Her şeyden önce bu bir politika konusu. Siyasi bu konuda siyasi iktidar çok önemli ve her konuda eğer yasalar varsa bu yasaların uygulanması çok önemli. Mesela demin kadına karşı şiddet konusuna değindim. Bu konuda da bizim Birleşmiş Milletler olarak söylediğimiz şey sıfır tolerans, sıfır hoşgörü. Eğer bu kuralların hem herkes tarafından anlatılabilmesi, anlaşılabilmesi önemliyse aynı zamanda bu kuralların, kanunların uygulanması da çok önemli. Mesela Türkiye'de kadın polis %5.5. Bunlar çok düşük rakamlar. Eğer hakikaten bazı konularda kadınların daha açıkça konuşabilmelerini istiyorsak, daha rahat konuşabilmeleri için gereken ortamların da yaratılması gerekiyor. Aynı zamanda mesela politika konusunda partilerin kota sistemleri çok önemli. Kadınların politikaya erişebilmeleri konusunda ve rol modellerinin yaratılması da çok önemli. Şimdi, mesela biz bir iş, evet buyurun. Siz kadın cinayetlerine değindiniz. Ben o konuya girmek istiyorum. Şimdi Türkiye dahil birçok ülkede kadın cinayetlerine tanık oluyoruz ve özellikle Türkiye'de kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini görüyoruz. Sosyolojik olarak baktığımızda neden bu tür bir sorunda bir artış, bir ivme görüyoruz? Tabii bu çok boyutlu bir konu. Çok çeşitli boyutlarda anlaşılması, çalışılması gerekiyor. Yoksulluk önemli bir etken kadının ve aile içi şiddet konusunda. Görüyoruz ki eğer erkekler işlerini kaybederlerse ailenin ekonomik sosyal durumunda herhangi bir risk yaşanıyorsa bu ailelerde biz daha çok şiddet görüyoruz. Fakat benim her zaman geldiğim konu gene kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi ve kadınların özgürlüğünün ellerinde olabilmesi. Eğer bir kadın herhangi bir şekilde başka birisine bağımlı değilse ekmeğini kazanabilmesi, hayatını sürdürebilmesi için, bu kadın daha güçlü bir kadın ve daha kesinlikle kendi haklarını koruyabilen bir kadın. Tabii kadın hakları, insan hakları, fakat aynı zamanda da normal bir şey. Eğer dünyanın %50'si kadınsa, bu kadınları hakikaten değerlendirmeyen bir ortamda
biz ekonomi gelişmesinde görmüyoruz. Ailelerin, toplumların gelişmesinde görmüyoruz. Bizim 2030 gündeminde kadınların eşitliği bütün diğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için en önemli etken şeklinde ve hem her etkenin önemli bir parçası hem de bizim sonuç olarak istediğimiz demokratik kapsayıcı toplumlar için de çok önemli. Şimdi savaş alanlarında ve özellikle bugün Suriye gibi ülkelerde yaşanan göç akınında kadınlar ve kız çocukları en çok etkilenen kesim arasında. Birleşmiş Maalesef. Milletler olarak bu konudaki çalışmalarınıza ben değinmek istiyorum. Öncelikle tespitleriniz nedir göçmen kadınların, sığınmacı kadın ve çocukların durumu hakkında? Evet, maalesef gittikçe bu tehlikeli ve kanuna uymayan yolculukları yapan göçmen kişiler arasında daha çok kadın ve çocuklar görüyoruz. Ocak ayı içerisinde, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde ilk defa olarak tehlikeli deniz yolculuğunu yapanlar arasında kadın ve çocuklar daha çoğunluktaydı. Birleşmiş Milletler olarak bu konularla ilgilenen hükümetler, sivil toplum örgütleri olarak kadınların da gittikçe daha çok şiddete açık olabildiğini görüyoruz maalesef. Kadınlar sadece kendilerinden sorumlu değiller bu yolculuk sırasında. Çocuklardan, yaşlı insanlardan da sorumlular. Diğer yolculardan olsun, insan kaçakçılarından olsun, çeşitli bazen bunlara yardımcı oluyoruz diyen kişilerden olsun maalesef şiddete maruz kalıyorlar. Bizim yapmak istediğimiz bu konuda çok daha iyi data toplanması. Çünkü iyi bilgi olmazsa elimizde bunları tabii önlemek için de yeterince önlemler alamıyoruz. Kadınlar için özel barınakların yapılması önemli. Çocuklara uygun barınakların yapılması önemli. Tabii tuvalet, banyonun ayrı olması lazım kadınlar ve erkekler için. Sadece yiyecek değil, kadınların başka şeylere de ihtiyaçları var. Bunların karşılanması çok gerekli. Her bakımdan biz kadınların güçlü olduğuna inanıyoruz. Kadınlar her zaman aileler için, kendileri için, toplumları için daha güçlü ortamlar yaratmaya çalışıyorlar. Bunun için de her tür barış konuşmasında, masa başında biz kadınların da olmasını istiyoruz. Çünkü kadınlar problemin değil, çözümün bir parçası. Birleşmiş Milletler Kalkınma Program Başkan Yardımcısı ve kuruluşun Avrupa ile Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.